kadın olduğu için sınavını kazandığı halde kaymakam olamadı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ilk kız öğrencisi oldu. Reddedilen Emniyet Müdürlüğü hakkını ise yargı yoluyla kazandı. 1923 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şerife Feriha Senerk, erkeklerin çoğunlukta olduğu her alanda neredeyse tek kadın olarak başarı basamaklarını tek tek tırmandı ve tüm engellere rağmen yığılmadı, kendi yolunu açtı. 1941'de üniversite kaydında "almayacaksanız başvurmayacağım" dediği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ilk kız öğrenci olarak girdi. Bundan sonra kadın olduğu için reddedilmeyi hiçbir zaman kabul etmedi ve tüm kariyerini mücadeleyle inşa etti. Kaymakamlık kursunu bitirmesine karşın cinsiyeti nedeniyle kaymakam olma isteği geri çevrilince Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Komiser muavini olarak göreve başladı. 1953'te emniyet müdürü rütbesine yükseldi fakat bu noktada yeni bir engel daha ortaya çıktı ve kadın olduğu için ataması yapılmadı. Olayı yargıya taşıdı ve davayı kazanarak aynı yıl göreve atandı. Böylece Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü oldu Şerife Feriha Senerk. Senerk görev yaptığı yıllarda çok sayıda yabancı dergi ve gazeteye haber oldu. Hatta atamasının yapıldığı ilk gün bu haber 33 gazetede yayınlandı ve bir kadının emniyet müdürü olması tüm ülkenin gündemi haline geldi. Kendisi gibi emniyet müdürü olan eşi Adnan Senerk ile yaşadığı yıllarda evlerinin karakol gibi olduğunu ve sürekli kendilerine müracaat edildiğini anlattı. 27 Kasım 2008'de Uluslararası İşte Kadın Kongresi'nde plaket aldı, kariyeri boyunca da başarılarıyla adından söz ettirdi. 1974 yılında emekliye ayrıldı fakat işini bırakmadı. Emekli olduktan sonra da durmadı, polis okullarında uzun yıllar boyunca öğretmenlik yaptı. İş hayatında kadınların erkeklere göre daha fazla zorluk çektiğini anlatan Senerk, özverili olmanın ne denli önemli olduğunun üstüne basarak kadınlara şöyle bir tavsiye verdi. İşlerinizi ihmal etmeyin. Kendisinden sonra bu mesleğe girecek tüm kadınların da önünü açtı. Senerk'in ardından kızı Nurdan Canca da annesinin izinden giderek ikinci kadın emniyet müdürü ve ilk kadın judo hakemi oldu. Senerk, 2010 yılında Antalya'da 87 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti ve vasiyeti olan tabutunu Türk polisinin taşıma isteği yerine getirilerek son yolculuğuna uğurlandı. Hayatı tarihe adını yazdıran kadınlar belgeselinde konu oldu. Hiçbir alanda hedeflerinden vazgeçmeyen kadınların ilhamı olan Feriha Senerk, hem kendi kızlarına hem de toplumun her kesiminden kadına adıyla önce olmaya devam ediyor.